Şimdi de ters fonksiyona geçiyoruz arkadaşlar. Ters fonksiyonu açık varken mantığı şudur. f fonksiyonu a'yı b'ye götürüyorsa evet. bu fonksiyonun tersi b'yi a'ya ya götürecektir. Yani a'dan b'ye bir fonksiyon tanımlanabiliyorsa tanım kümesiyle değer kümesi yer değiştirdiğinde gene fonksiyon tanımlanabilmeli. Şimdi Burada bakıyoruz, fonksiyon şartını uyuyor. Tanım kümesinde açık eleman yok. yok Bir eleman iki elemanı birden gitmemiş. Ancak tersinde baktığımızda, buradan buraya giderken tanım kümesi ile değer kümesi yer değiştiriyor artık ve bakıyorum tanım kümesinde açık eleman kalmış. Z. Ayrıca x iki elemana birden gitmiş. Dolayısıyla bu fonksiyonun şartına aykırıydı o zaman. F bir fonksiyondur ama f 1 diye bir fonksiyondan söz, söz edilemez. Bir şey aşağıya ya. baktığımızda tanım kümesinden değer kümesine teker teker eşleşmiş elemanlar. Tersten baktığımızda gene burada açıkta eleman var mı? Yok. Yok. O zaman tersi bu noktada fonksiyon. Bir eleman iki elemana gitmiş mi? Gitmemiş. Hayır. Dolayısıyla bu ifadenin tersi fonksiyonluk şartını sağlıyor. Yani f-1 bir fonksiyondur. Ama hangi özelliklerden dolayı sağlıyor diye inceleyecek olursak bakıyorum hem birebir olduğunu hem de, de ör. örten olduğunu yani burada açıkta eleman kalmadığını görüyorum. O zaman genelleme yapıyoruz hemen. Bir fonksiyonun tersi var ise birebir ve bir örtendir. Birebir ve örten olmak zorundadır. Mantığını kafanıza canlandırın. Peki. Ona göre... F fonksiyonu A'dan B'ye gider ise F-1 fonksiyonu tam tersini yapacak. Tanım kümesi ile yani? değer kümesi yer değiştirecek. B'den A'ya gidecektir. Bu akımızdan çıkmayacak bu bir. İkincisi F fonksiyonu diyelim ki A'yı B'ye götürüyor. O zaman f eksi 1 ne yapacaktır? B'yi ya. B'yi alacak, geri götürecek. Tabi bu genel tanımıdır. Buradaki noktalara bakacak olursak. F a eşit f -F eşittir. O zaman e f eksi -1, 1 y a'ya eşit. A'ya eşit olacaktır. Tam tersine taşıma işlemi yapacak. Peki hemen burada örneklerimizi açıklayacağız. Bir de şunu bildirelim size. Normalde x değerini yerine yazarsınız. Fonksiyonlar o şekilde düzenlenmiştir çünkü. x yerini değerini yerine yazarsınız ve y'yi bulursunuz. Adam diyor ki fonksiyonun tersini ayarlayacaksan öyle bir şey yap ki ben y'yi yerine yazayım ve neyi bulayım? x'i. Yani x beni y'ye götürmesin. Düzenle bunu. y beni x'e götürsün. Ha, yöntemi şu o zaman. Mesela böyle bir tane fonksiyon tanımlamış, birebir örten. Bu fonksiyonun tersi nedir diyor? Bakıyorum. Şu y'dir, değil mi? y eşittir f(x) deriz. Hep budur. 2x 8 şeklinde ayarlanmış. Şimdi Y özür diliyorum x yerine yazıldığında y ortaya çıkacak. Hemen düzenle ki y yerine yazıldığında x ortaya çıksın demek x'i yalnız bırak demektir. Hop y artı 8 eşittir 2x. Iki iki. her tarafı 2'ye bölelim. X ne çıktı? Y artı 8 bölü 2. Şu anda düzenlenmiş oldu mu? Yani y Kız yerine yazdığımızda y çıkacaktır. O zaman x gördüğümüz yere ne diyeceğiz y. artık? f eksi 1 x, y gördüğümüz yere x. Sizin dediğiniz de doğru. Bazı öğrencileri o şekilde evet, o gösteriyoruz şekilde. ama ben genellikle x'i f eksi 1 x olarak yazıyoruz. y'yi de x yazıyoruz diyorum. Aradaki bir işlemi atlıyoruz. Yani x gördüğünüz yere f eksi 1, y gördüğünüz yere x yazarsanız artık ters fonksiyon Bu bulunmuştur demektir. Peki burada da aynısını yapalım. Eşittir y diyeceksiniz. Ve x'i yalnız bırakacaksınız. x'i 8'i kakala. y artı 8 eşittir eksi 5 x. Ve her tarafı x'in kat sayısı olan eksi 5'e böl. <laughs> Dolayısıyla x ne çıktı? Y artı 8 bölü eksi 5. Dolayısıyla f eksi 1 x ne olur? x artı 8 bölü eksi 5. 5. 5. Ancak bu tarz doğrusal fonksiyonlar için bir de pratik yöntem vardır. fx eşittir ax artı b, b. demişiz fx'in tersi nedir o zaman? x eksi b bölü a. Yani artı şeklindeki sayı eksiye dönüşüyor. Çarpı işte. şeklindeki sayı da Böyle. bölüye dönüşüyor. Böyle bir pratik yöntem kullanabilirsiniz ama sadece doğrusal fonksiyonlarda. Temel mantık. y'yi yazıyorum, x'i yalnız bırakıyorum. Hiçbir zaman aklınızdan çıkmamalı. Hadi sana güle güle. Şimdi geliyoruz diğer bir soruya. fx eşittir 5x eksi 3 bölü x artı 2. Hemen Aha, şunu açıklayalım mı bu çocuklara? Burada mesela az önceki soruda r'den r'ye diyorduk. Ama burada... Eksi 2 ve 5 demişiz. Eksi 2 ve 5'i çıkarmışız. Neden yapmışız? Elim kırmızı olmuş bu arada. Eksi 2 paydayı tanımsız yaptı. Tanımsız yapar yoksa fonksiyon tanımsız olacak değil mi? 97 mi? 98 de mi? Bununla ilgili soru geldi. Soru geldi evet. Peki R fark 5 diyoruz. Tersini tanımsız. Tersinde yapıyorum. tanımsız yapıyor fonksiyon. Evet. fonksiyonu. Onu da kurtarmamız lazım yoksa fonksiyonun tersi olmayacak. Yani bu bilgiler fonksiyonda gereksiz değildir. Peki tersini bulmak için yine şunu yapabilirsiniz. 5x eksi 3 bölü x artı 2 değil mi? Evet. İçler dışlar çarpımı Çok yapın. Uzayacak. uzayacak. Benim kısa yöntemi tasvip ettiğim tek soru tarzı bu. Onu söyleyeyim. <laughs> değil mi? Bu tarz soru var da. Diğerinde çünkü hata yapabiliyorsunuz ancak bunda hata yapmazsınız. Çünkü uzun bir yöntemi var. Açıklamaya gerek yok. Uzun bir yöntemi. İçler dışlar çarpımı. Hemen açıklayalım bence aradan çıksın bu. Yx artı 2y. Uzun olduğunu kendiniz de görün diye. 5x eksi 3. Hmm. X'i yalnız bırakmam lazım. 5x eksi y x eşittir 2y artı 3. x yalnız mı? Hayır henüz değil. x parantezini almam lazım. 5 eksi y 2y artı 3. Ve her tarafı 5 eksi y'ye bölmem lazım. Baba içim rahat etmedi. Şimdi anlatmasam diyeceğim. Olmadı. <laughs> 2y artı 3 bölüm 5, 5 eksi y. y mi? Şimdi düzenleyebiliriz. f eksi 1 x 2x artı 3. Adettendir. Önce 5. bilinmeyen yazı var. Eksi x artı 5. Tersi budur. Ama işte diyorum ya, her zaman bunlar ne yapmıyor? Uzun sürüyor ve çocuklar burada çok hata yapıyorlar. Aynen Pratik öyle. yöntemi şu, eğer üst ax artı b alt cx artı d ise üstteki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayı yer değiştirecek. Yer değiştirirlerken unutmayın işaretleri evet. ne olacak? D mesela yukarıya eksi d olarak çıkacak, a aşağıya eksi, eksi a. a olarak inecek. Hemen bakalım. Hemen bakalım, şöyle yapalım. Farklı bir renkte olsun. Şu 2 ile bu 5 yer yani. değiştirecek bu durumda. 2 yukarıya eksi 2 olarak çıkacak. Eksi 3 bölü x eksi 5. Ancak dikkat edin yukarıda eksi 2 x eksi 3 ya çocuklar şu ikisinin aynı şey olduğunu göremeyebilirler diye. 6 ve üstü eksi ile çarparsanız bir şey değişmiyor. 2 x artı 3 bölü eksi x artı 5. Yani her ikisi de Doğru. aynıdır. Tekrar söylüyorum. Kısa yöntemi elbette ki bu soruda tahsip ediyoruz ama lütfen 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 temel mantığı unutmayın. Y'ye eşitledik ve X'i yalnız bıraktık. Mesela bu şekilde bir soru. Gene Y'yi eşitleyip X'i yalnız bırakabilirsiniz ya da burada da az önceki denkleme benzetebilirsiniz. Var. 0X artı 3 varmış gibi düşünebilirsiniz bunu. 0 çarpı X artı 3 evet. bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Kural neydi? Şunlar yer değiştirecekti. Ne Eksi 3x artı 2 bölü 0x eksi 5 mi olacaktır? O da nedir? Eksi 3x artı 2 bölü eksi 5. O f eksi 1x'e eşit olacaktır. Gene pratik yöntemi burada da ne yapmış olduk? Uygulamış olduk. Geçelim bir diğer soru tarzına. Evet neden ısrarla y'yi eşitleyin ve yalnız bırakın x'i diyoruz? Eşizim bu tarz soruda yapacağız. kısa bir yöntem yok. y'yi eşitleyip x'i yalnız bırakmak zorundasınız. Gene tersini istiyor. y eşittir karekök x eksi 3 artı, 2. 2. Ve yine dikkat edin. Tanım kümesi 3'ten sonsuza kadar. Görüntü kümesi ya değer kümesi de 2'den sonsuza kadar. Verilen bu fonksiyon dikkat ederseniz birebir örtendir. Değerleri kendiniz denerseniz. Birebir örten olmasa tersi olmayacaktır. 2'yi mi bu tarafa evet. Y eksi 2 eşittir. Karekök içerisinde x eksi 3. Karekökten kurtarmak kare kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyorum. Yalnız... <laughs> koltuğu biraz yamuk yerleştirmişsiniz. Benim 3 bu. Kırılacak vücudum şu anda. Y eksi 2'nin karesi eşittir. X eksi 3. Düşünüyorum. Burada karesine bağım. Y kare eksi 4. Y artı -4, 4. Umarım karesini anlayabiliyorsunuzdur. X eksi 3. Şimdi eksi 3'ü bu tarafa atın. Y kare eksi 4. Y artı 7. Eşittir. X olacaktır. Hadi düzenleyelim. X gördüğümüz yere f eksi 1 x. Y gördüğümüz yeri x yazarsak, x kare eksi 4x artı 7 olacaktır bu fonksiyonun tersi. Ama çoğunlukla açmıyorlar. X, açmıyorlar x, fakat karesini. bunu özellikle test usulü e, cevaplarda şöyle Hı. verebiliyorlar o yüzden bıraktım. Yani bu şekilde öğrenci bırakabilir fonksiyon tersini aldıktan sonra karesini almadan. Ancak test usulü ise cevap şıklarında ifade istenebilir. Işte bu, bu sefer biraz daha karışık. Tam kareye evet. çevirme. Yine Y'ye eşitleyeceğiz y eşittir x kare eksi 6x artı 10. Bazen burayı çarpanlarına ayırmaya çalışıyorsunuz. Çarpanlarına ayırırsanız iki farklı yerde x olacak x yalnız bırakamazsınız. Çarpanlarına ayrılıyor olsa bile. Ne yapmak gerekir? Tam kareye benzetmek Tam kareye benzetmeniz gerekebilir. Zor olduğunu biliyorum tam kareye benzetmelerin. Bu konuya aşina olmanız lazım. ikinci derece denklem ya da çarpanlar ayırmadan. Şöyle söyleyebilirim size. x kare Genellikle şu birinci ile çarpımının iki evet. katı diyoruz ya. Eksi 6x artı 9. ikincinin karesi. Şunu görmeniz gerekiyor. Bunu 6'nın yarısından gördük. 6'nın yarısından yani burası x eksi 3'ün karesidir. Y eşittir x eksi 3'ün karesi artı 1 ya. Hop. Biri karşı tarafa atalım. Y eksi 1 eşittir x eksi 3'ün karesi. Şimdi her iki tarafın karesi kökünü alalım. Karesi Pardon. Kökü. <laughs> Kare kök içerisinde y eksi 1 eşittir. Bu mutlak değer x eksi 3 diye çıkacak. Sakın ha direkt x eksi 3 diye çıkarmayın. Tuzak olabilir. Ama şimdi bakıyorum, x değerleri tanım kümesiydi. Unutmuyorsunuz bunları hiçbir zaman. Y değerleri değer kümesiydi. Şimdi tanım kümesinin elemanları 3'ten büyük değil mi? 3'ten sonsuza kadar. Pozitif ya. Yani. Demek ki burası pozitif. Ha, şimdi gönül rahatlığı içerisinde, aynen çıkartabilirim. Bilhassa sayı savcıysanız en çok bunlardan tersi Bilginiz olsun. Eksi 3'ü gönderelim karşı tarafa. Y eksi 1 Alt. artı 3 eşittir x. Sakin sakin x gördüğüm yere f eksi 1 x. Y gördüğüm yere x yazıyorum. X eksi 1 artı 3. Artık fonksiyonun tersi ne yapıldı? Alındı. Bir problem yok. yok. Alayım ben. Şimdi böyle de bir soru gelmişti umarım hatırlıyorsunuz. Evet Zıraşlı hatırlıyorum. Hocam. F fonksiyonu tanımı olduğu aralıkta birebir örten adam diyor ki şimdi birebir örtenliği sağlamak için uğraşmayacağım ben diyor. Şuradan şuraya edemeyeceğim. Bu fonksiyon birebir örten. Buna göre f 1 x nedir? Birçok öğrenci acaba ne yapacağım, acaba ne yapacağım, acaba ne yapacağım diyordu. Olay basit. Fx gördüğün yere y yaz, x'i yalnız bırak. Hadi yapalım. x 5 y eksi 4 bölü y artı y. 7. E x'i yalnız bırakmam gerekiyor. Hadi bırakalım. x zaten yalnız. Yani bu adam aslında fonksiyonun tersini bulmuş, bana vermiş. Hadi artık İnce sen bunun diyor. tersi olduğunu göster diyor. Son hamleyi yapça, yapmak kaldı bize. X gördüğümüz yere f 1x Y gördüğümüz yere x yazmak. X, x, x. Eksi 4 bölü x artı 7. Umarım anlamışsınızdır burayı. Hep Demiyor muyum? Fx gördüğünüz yere y yazın, x'i yalnız bırakın. Yazdım bir de bakıyorum ki bu adam zaten x'i yalnız bırakmış. Zaten. Ayrıca bir şey yapmama gerek yok. yok. Aynen bırakıyorum. Tersini almışsın. Teşekkür ediyorum diyorum. O Soruyu bırakmışım diyorum. Soru Değil Çok güzel bir soru. Yine çıkmış az önce dediğiniz evet. soru bu. E, F, R fark A'dan R fark B'ye birebir ve örten. Bu fonksiyon verilmiş. Buna göre diyor ki A bölü B oranı kaçtır? Şimdi bir Bu adam abi. tanım kümesinden neden bir değer çıkartıyorduk? Biz düşünün. Paydayı sıfır yapıyordu değil mi? Tanımsız yapıyordu. Demek evet. ki A sayısı paydayı sıfır, sıfır yapıyor. O zaman 3A-4 eşittir sıfır. Yani X yerine abi. A koyduğumuzda payda sıfır olacak. 3A buradan 4 çıkar. A buradan 4, 4 bölü 3 olacak. 3. Burada problem var mı? Yok. Şimdi bakıyorum. Değer kümesinden B'yi çıkarmış. Neden? Tersini tanımsız yaptığını. Fonksiyonun tersini aldığınızda değer ile tanım kümesi yer değiştirmiyor muydu? Yani şöyle olmayacak mı? F-1 nokta nokta R fark B'den. Öyle değil mi? R fark A'yı olacak. Demek ki burada tersinde de paydayı sıfır yapan değeri kaç? B. B. O zaman F-1 X 4, eşittir. Tersi nedir? Söyleyeyim mi? Söyle. 4x-11. <laughs> Yeterince konuşamadın diyoruz <laughs> bugün. Hiç susmayın. Aynen öyle. 3x-2. Eksi eksi 2. Burada paydayı 0 yapan değer B olacağına göre 3 çarpı B-2 eşittir 0. Selamlar. selamlar. 3B. Merhabalar. <laughs> 3B eşittir 2'den. B. 2, 2 bölü, bölü 3. 3. A bölü B'yi soruyor bize. A A bölü B. 4 bölü 3 bölü 2, 2 bölü 3'den. Ters geçir. çevirip çarparsak 4 bölü 3 3 bölü 2. Hopacık hopacık içi de oturuşucuk. 4 2. bölü 2'den cevap 2 çıkacaktır. Mantığı gayet basit değil mi? Ters fonksiyonun mantığını bilirseniz soru kaçırmazsınız. Söyleyelim. Yine f eksi 1 x'i sormuş. f x gördüğüm yere y yazıyorum. x'i yalnız bırakıyorum. 5 x eksi y. 2 x y. 4. x'i yalnız bırakmak için... Şimdi eksi y'yi bu tarafa atalım. 2 x y'yi bu tarafa atalım. 5 eksi 2 x pardon 5 x eksi 2 x y eşittir. Eksi y buraya artı olarak geçecek. Y eksi 4 değil mi? X parantezini alalım. X parantezini alalım. 5 eksi 2 y eşittir. Y eksi 4. Her tarafı x'in kat bölelim ki x yalnız kalsın. Yani x eşittir. Y eksi 4 bölü 5 eksi 2 y. O zaman f eksi 1x eşittir. x eksi 4 bölü. Sen yapardın. 5 eksi 2x. Bazen eksi 2x artı 5 hep orada tıkanıyorum ben de. Sınavlarda çünkü testlerde bazen eksi 2x önce yazıyor var. Çocukların kafası karışır mı diye. Atayım Çok güzel. Onu atalım. Şimdi bana bir saniye izin verin. Rengi değiştireceğim. Kırmızı artık gözleri baymaya başladı. Hayır. Tabii. O kalem kötü kalem. Onu söyleyeyim de. <laughs> Şu kalemleri. Şimdi f a'dan b'ye birebir ve bir örten bir fonksiyon verilmiş. f 2x eksi 3 x artı 4 olduğuna göre. f 3 artı f eksi 1 5 kaç? Şimdi f 3'ü bulmak kolay. Neden? Burayı 3 yapacaktık değil mi? Orayı 3 yapmak için x'e kaç vermek gerekiyor? Hemen kenarda hesaplayalım. Koskoca uca Hesap hesaplıyor demeyin. Görüyoruz herhalde x'e 3 vermemiz gerektiğini ama gene de yapalım. 3 yazarsak f3 eşittir. 3 yazarsak 7, 7 mi olacak? Tamam bu 7. Yani şimdi f-1-5'e e hesaplayacağım. Buradan fx'i bulup da tersini mi alacağım şimdi? Gerek Sen var mı? Yok. Kural Pratik mantık. Ar ne demiştik? f-a b'ye giderse tersinde f-1-b a'ya giderdi. Yani f-2-x-3 x artı 4'ü mü veriyor? Hop f-1 x artı 4 o zaman bize 2x-3'ü verecektir. Bitti. Şimdi f-1 5 mi? İçeriği 5 mi yapacağım? Aynen x öyle. X yerine hemen 1'e yazıyorum. Sonuç kaç olacaktır? f-1 5 F 1. eksi 1 olacaktır. Bir tane 7 var. Bir de eksi 1. Topla gel. Sonuç kaç olacaktır? 6. Hiç de zor bir soru değil ki mesela buraya kadar öyleydi. <laughs> buraya yok. Gene aynı. Gene aynı. Gözünüzü korkutmasın bu tarz soru var. Söyleyeyim size. F bilmem ne x artı 1 bölü 3'e eşit. Aynı zamanda diyor ki f eksi 1 eksi 1 altıya eşitse, buna göre a kaç? kaçtır? Hop, hadi güle güle. Bunu yapmak zorunda değiliz ama gene de yapalım. Öğrenci iyice şu harekete alışsın. X kare artı 5x eksi a. Şimdi, burası eksi 1 olduğu takdirde burası. dışarısı kaç oluyormuş? 6. 6. Hemen buraya eksi 1 yapan değeri yazalım. Görmüş olabilirsiniz ama yine de göremeyecek arkadaşlar için bunu açıklamak gerekiyor. İçler dışarı çarpımından x artı 1 eksi 3. x eksi 4 çıkacaktır. Yani x yerine eksi 4 yazarsam burayı sağlıyor. Hemen yazıyorum. Eksi 4 artı 1 bölü 3'ten eksi 1 çıkıyor burası. Eksi 4 yazdığımızda burası 16. Eksi 20 eksi a. İşte burası kaça eşit olacak? 6'ya. Burası 6'ya eşit olacaksa eksi 4 eksi a eşittir 6'dan. Hopacık hopacık. Eksi A bu tarafa. 6 bu tarafa. Ne olur? Eksi 10 eşittir. A olur. Olacak. A sayısı eksi 10'dur. Hop. Bu kural var. Bu kuralı aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın. Şimdi Hı. çok değişik bir soru. Fx 2x eksi 3'e eşit. Ama f 1 2,5. 5. Yani Aray. bir aralık sormuş bize. Evet. Mesela f 1 7'yi sormamış. F 1 10'u sormamış. Neyi sormuş? Aralı 2'den 5'e kadar olan aralık. Şimdi hemen yine f eksi 1 x'i bulalım mı ilk önce? F 1 x. Neye eşit olacak? X artı söyleyeyim mi? Pratik yöntemi neydi X bunun? X artı 3 bölü 2. X artı 3 bölü 2. X artı oldu çarpı bölü Böyle oldu. oldu. Şimdi 2 5 aralığı diyor ya burada da şunu söyleyeceğim size. 2 yazarsanız eğer buraya öyle değil mi? Kaç çıkacaktır sonuç? 5 bölü, 5 bölü, 2, bölü 2. 2. Peki 2'ye eşitlik var mı? Yok. O zaman açık. 5 bölü 2'ye de eşitlik yok. 5 yazarsanız kaç olacak? 4 olacak. 8 bölü 2'den 4. Eşitlik Katlamaz. var mı? Var. Eğer buraya 2-5 aralığını yazarsanız ortaya çıkacak olan sonuç 5 bölü, e, özür diliyorum. 5 bölü, 5 2, bölü 2, 2 ile 1, 4 Uzun yöntemle de yapabilirsiniz. Neydi uzun yöntemimiz? X sayısının gidip de 2 ile 5 yani şöyle diyelim. X sayısı 2 ile e, 5, 5 aralığında mı? Dahil. 5'e dahil. İlk önce 3 ekleyeceksiniz. 3 eklersek bir an böyle afavladım. 5 olacaktır. X artı 3 olacaktır. 8 olacaktır. Ve 2'ye şuna benzetmeye çalışıyorum bu arada. 2'ye böleceksiniz. böyle 2. Bölü 2. Bölü 2. O zaman bulunduğu aralık 5 bölü 2'ye 4 olacaktır. Ama az önce gösterdiğim yöntem çok daha pratik. Kolay. Şimdi de şöyle bir soru. Aslında diğerlerine göre daha kolay. Evet. f 3x eksi 2 eşittir 2x artı 3 olduğuna göre fx nedir? Bazı öğrenciler direkt olarak bunu x'e eşitliyorlar. x'e çekiyorlar ama x'ler fazla olursa karışıyor. Bu da zaten x bu da x. Bu x'ler farklı. Bunun pratik yöntemi vardır. Pratik yöntemi de şu. Buraya şayet x yapmak istiyor iseniz buradaki x gördüğünüz yere bunun tersini yazmanız gerekir. bileşke fonksiyonda da göreceksiniz evet. bunu. Nedir 3x eksi 2'nin tersi? x artı 2 bölü 3'tür değil mi pratik yöntemle. O zaman x yerine bunu yazacaksınız. Burada da yazacaksınız. Her Hadi yerde. yazalım. <laughs> f x artı 2 bölü 3 eksi 2 eşittir. 2 çarpı x artı 2 bölü 3 artı 3. 3. Gördünüz mü ne yaptım? x gördüğüm yere şu iç kısmın tersini yazdım. Bakın 3'ler gidecek. Eksi 2 ile artı 2 de gidecek ve burada ne kalacak? fx kalacak. Burada da 2x artı 4 paydasında 1 vardır çünkü. Bölü 3 artı 3. Hadi bunun paydasını 3 ile genişletelim. 2x artı 4 artı 9 bölü 3. Yani 2x artı 13 bölü 3 olacaktır. Hoppacık atayım bunu. Ve bir diğer soru. Gıcık bir soru. Böyle verilmiş. f 1 7'yi soru. Şimdi bu Soru tarzı öğrencilerin en çok korktuğu soru tarzı. Çok fazla şey var, karışıklık var. Ama size bir referans noktası lazım, bir çıkış noktası. Soruya bir yerden başlayabilmeniz gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Şuradan başlayacağım. G-1 1 3'müş. Burada GX var ama. Evet. Hoppalık. Ne yaparız? G3 1. G3 1. İyi de G3'ün 1 olması ne işime yarayacak? Elimde bir tek 3 var. Evet. O zaman mecburen x yerine 3 koyacağım Hadi ki G 3 çıksın ortaya. Bakalım cevabı verecek mi bilmiyorum. Ver Hadi yazalım. G3. <laughs> Aynen öyle. <laughs> x yerine 3 koyarsak F 2 çarpı G3, G3. Hmm. Eksi, Eksi 3 x 3 3 artı 1 x yerine 3 yazdık çünkü. G3 G3 3 artı 3 3, artı 3. Şimdi G3 kaça eşit? 1'e. F 2 Eksi 9 artı 1. Hmm. 7. F eksi 6 eşittir 7. Bu adam benden ne istiyor? F eksi -1, 1 7. Takla attıralım mı? Gene yapalım. F eksi 1 7 eşittir eksi 6. Kuralı biliyorsunuz. Evet. Bitti. Zaten adam bunu ayarlayarak vermiştir size soruyor. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Ve geldik bir soruya daha. Fx ax artı b olarak verilmiş. Diyor ki fx eşittir f eksi 1 x artı 1 olduğuna göre. F3 kaçtır? Hmm, enteresan bir soru. Şimdi fx bu. Acaba f eksi 1 x ne? Hadi Onu yapalım. Bakalım. Fx a, 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 x artı b ise f 1 x x, 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 x b bölü x a'dır. Şimdi f 1 x artı 1 ne olur bu durumda Raşit Hocam? x artı 1 eksi b. x artı 1 yani x gördüğünüz yere x artı 1 yazacaksınız. Eksi b bölü a. İşte bu neye eşitmiş? Buna olur. mı? Hadi eşitleyelim. AX artı B bölü. Burada bir açıklama da yapmak zorundayım. X artı 1 eksi B bölü A. İçler şar çarpma yapacağız değil mi? Mecburen evet. şu anda. A kare X. A kare X artı AB eşittir. X artı 1 eksi B. Şimdi A kare kaç eşit olacak? 1'e. A kare sabit. eşittir 1 ise A ne olur? Artı 1 veya eksi 1 olur. 2 ihtimal var öyle değil mi? Evet. A artı 1 olursa B eşittir. 1 eksi B'den hop. 2B eşittir 1. B 1 bölü 2 çıkar. Ha, özür diliyorum onu da söyleyelim de. A'yı artı 1 aldık şimdi. A'yı artı 1 aldığımızda yerine yazdığımızda burada X artı B kaldı. Burada X artı 1 eksi B kaldı. E X'ler gidecek. Evet. Buradan 2B eşittir 1'den B 1 bölü 2. Tamam A 1 ise B 1 bölü 2. Bu beklesin. A eksi 1 de olabilirdi. Evet. A eksi 1 olursa onu da farklı bir renkle yapayım karışmasın. Ne olacak Sonra gene? x a yerine eksi 1 dersek eksi b eşittir. x artı 1 eksi b. x'ler gidiyor. Eksi b'ler gidiyor. 0 eşittir 1. Saçma bir şey çıktı. Yemedi. Bu şu demektir. a yerine eksi 1 verdiğin zaman sağlamaz demektir. Demek ki a 1. Demek ki b de 1 bölü 2. O zaman fx ne olacaktır? a x artı b demiştik ya. a yerine 1 yazın x. b yerine 1 bölü 2 yazın. 1 bölü 2. Bizden istediği f 3. 3 artı 1 bölü 2'den 7 bölü 2. Karşınıza çıkacak en güzel soru tarzlarını gördünüz şu anda arkadaşlar.